Sayın milletvekilleri, değerli konuklar. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurul Toplantısının 3. yasama yılı 3. birleşimini açıyorum. Hayırlı olsun. Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, çok değerli konuklarımız var. Onları arz ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısında Denizli Acıpayam ilçesi depremzedeleri bugün aramızdalar. Hoş geldiniz diyorum. Denizli Babadağ Belediye Başkanımız Ali Atlı aramızda. Hoş geldin diyorum. Denizli Babadağ İlçe Başkanımız Mehmet Altınöz, Denizli Bozkurt Belediye Başkanımız Birsen Çelik, Sarıyer İlçe Başkanımız Sevim Yalçın Kılıç ve yönetimi aramızda. Hoş geldiniz diyorum. Adıyaman İl Başkanımız Deniz Çakmak, Besli İlçe Başkanımız Hakan Kılıç, Evren İlçe Örgütümüz aramızda. Hoş geldiniz diyorum. Antalya Kepez İlçesi Gençlik Kolları, Bursa İl Başkanımız Hüseyin Akkuş aramızda. Hoş geldiniz diyorum. İzmir Ödemiş Belediye Başkanımız Mehmet Eriş, Bodrum İlçe Başkanımız Halil Karahan ve yönetim kurulu üyeleri aramızda. Hoş geldiniz diyorum. Ürgüp İlçe Örgütü, Etimesgut İlçe Örgütümüz, Sinan İlçe Başkanı Ömer Yılmaz ve Kadın Gençlik Kolları yöneticileri aramızda. Hoş geldiniz diyorum. Mersin, Tarsus, Musalla'dan gelen öğrenci ve partililerimiz aramızda. İstanbul, Sarıyer İlçe Başkanımız ve ilçe yöneticileri. Manisa, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın aramızda. Hoş geldiniz diyorum. Tepebaşı Belediyesi, Çamlıca, Tombakzade, Ertuğrul Gazi, Beldevleri ve Ahmet Bilek deneyimli kafe kursiyerleri aramızda. Hoş geldiniz diyorum. İstanbul Anadolu Yakası Ordulular Dernekleri Başkanı ve yöneticileri. Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu. Tutuklu Kara ve Harp Okulu öğrencilerinin aileleri aramızda. Hoş geldiniz diyorum. Zonguldak Saltıkova Belediye Başkanı aramızda. Hoş geldiniz diyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli konuklar, şu anda da Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Elbette güzel günler göreceğiz. Elbette. Teşekkür ederim. Halkın desteğini alarak hep beraber yürüyeceğiz. Güzel bir Türkiye için, aydınlık bir Türkiye için beraber mücadele edeceğiz. Yaşlı genç ayrımı yapmadan, kadın erkek ayrımı yapmadan hep beraber bu ülkenin çıkarlarını sonuna kadar savunacağız. Özellikle de gençlerin siyasete ilgi göstermesi, Türkiye'nin geleceğine yönelik düşüncelerini ifade etmesi bizim için en değerli şeydir, en değerli. Çünkü gençler sorunlara ilgi gösterdikçe Türkiye'nin geleceği açısından hiçbir endişe duymayacağız. O nedenle biz gençlerimize güveniyoruz. Efendim, Ahi Evran Haftası. Ahi Evran Haftası. Bütün esnaf kardeşlerimin örnek aldığı, dükkanını açarken adını andığı, dükkanını kapatırken adını andığı bir kişi. Bir Anadolu ereni, bir Anadolu ocağında yetişmiş, Anadolu alpereni, Anadolu ocağında yetişmiş, emeğini Anadolu'ya vermiş, esnafa vermiş,
değerli bir insan. Hacı Bektaş Veli'den, Mevlana'dan, Yunus Emre'den, bir anlamda aynı kültürden gelen değerli bir alperen. Şöyle der Ahi Evran: harama bakma, haram yeme, haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme, kimseyi kandırma, dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme, eksik tartma. Kuvvetli iken affetmesini, hiddetli iken sakin davranmasını bil. Kendin muhtaç olsan dahi başkalarına verecek kadar cömert ol. Bu kadar güzel sözleri Ahi Evran söylüyor. Esnaf örnek alıyor tabii Ahi Evran'ı. Sadece esnaflar mı örnek almalı? Hayır, hepimiz almalıyız. Hepimiz. Çünkü söylediği sözler sadece bizim için değil, insanlık için değerli sözlerdir. Bütün insanlığın bu kadar değerli sözleri örnek alması lazım. Sözlerinde adalet var, sözlerinde doğruluk var, sözlerinde insanları kucaklama var, sözlerinde kul hakkını koruma var, sözlerinde yanlışlık yapmama var. Dolayısıyla önemli bir Anadolu bilgesi olan Ahi Evran'ı saygıyla, rahmetle anmak hepimizin gönül borcudur, vicdan borcudur. Esnaf hayatından memnun mu? Hayır. Esnaf kardeşlerim açıklamalar yapıyorlar. TESK'in genel başkanı da açıklamalar yapıyor. Esnafın durumu iyi değil, şu kadar esnaf dükkanını kapattı diye. Esnaf kardeşlerime biraz sitem edeyim, kimse kusura bakmasın. Esnaf kardeşlerime biraz oturup düşüneyim, düşüncelerimi ifade edeyim, kimse kusura bakmasın. Esnaf kardeşim ağlıyor, mahvolduk diyor. Dükkanımı kapattım diyor. Geçinemiyorum diyor. Zam üstüne zam geliyor diyor. Efendim bir ürün alıyorum, koyuyorum. Onu satarken yeni ürün alıyorum ama o zamlı fiyattan aldığım malın yerine yenisini koyamıyorum diyor. Zarar ediyorum diyor. Dükkanımı kapatıyorum diyor. Alışveriş merkezleri bizi mahvetti diyor. Diyor da bunları yapan kim? Sen değilsin. Kim yaptı? Senin oy verdiğin siyasi parti yaptı. Yani o partinin lideri yaptı. Seni açlığa, yoksulluğa mahkum eden AK Parti'nin yönetim kadrosu yaptı. Sen o yönetim kadrosuna ders verdiğin gün bu sorunların bitecektir kardeşim. Bu sorunları çözeceğiz biz. Çalışan, üreten, alın teri döken herkesin yanında olacağız. Acı payamdan gelen kardeşlerim var. Yanınızda belediye başkanınız da var. Efendim bir deprem yaşadınız, bunu gayet iyi biliyorum. Geldim, gördüm, gezdim, sorunları gördüm. Belediye başkanımız bu konuda gerçekten de son derece güzel ve verimli bir çalışma yapıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte oradaki sorunları çözmeye çalışacaklar. Ama daha henüz iktidardan tık yok. Bizim belediyelerimiz imkanları dahilinde sorun çözmeye çalışırken daha iktidardan tık yok. Bakanlar gelmişler, lüks arabalarla gezmişler. Önde korumalar, arkada korumalar, yüzlerce kişi arabayla deprem olan alanı gezmişler. Sonra tozu dumana katıp Ankara'ya doğru gelmişler. Bir şey yapmışlar mı? Şu ana kadar bir şey yok. O zaman size de söylüyorum. Bir dahaki seçimlerde bunu yapanlara ders vermek sizin demokrasi görevinizdir. Gideceksiniz, diyeceksiniz ki kardeşim kusura bakma, geldim buraya. Ya arabadan inip bari bir merhaba de ya. Arabadan in, köyün kahvesinde bari şeyse vatandaşla bir çay iç. Onu bile yapmamışlar. Onu bile yapmamışlar. Çünkü gittim, gezdim, gördüm, kahvede oturdum, vatandaşla oturdum, çay içtim, sohbet ettim. Bana bu şikayeti ilettiler. Dedim ki gayet güzel. Oy verdiniz, bunu yaptılar. Bir de bizi deneyeceksiniz. Bakın belediye başkanlarımız ne kadar güzel iş yapıyorlar. Yönetimi bize teslim edin, göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor. Göreceksiniz her evde huzur nasıl oluyor. Göreceksiniz işsizlik nasıl bitiyor. Göreceksiniz çiftçi alın terinin karşılığını nasıl alıyor. Göreceksiniz yandaşlar nasıl kaçacak. Göreceksiniz Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilmeyen Türkiye tablosu nasıl ortaya çıkacak. Biz bunların hepsini yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Bütün bunlar nasıl oluyor?
Bu kadar zam nasıl oluyor? Bu kadar felaket nasıl geliyor milletin başına? Çünkü devlette liyakat kalmadı. Her şeye bir kişi karar veriyor. Bir kişi. Bir kişi karar verdiği için kim onun yanına sabah giderse onun kararı çıkıyor. Sonra birisi geliyor, onun kararı çıkıyor. Peki ulaşamayan yüz binlerce esnaf, ulaşamayan yüz binlerce çiftçi, onların derdini dinleyen yok. O sanıyor ki sarayda oturarak herkesin huzuru yerinde. Çünkü bakıyor saraya, herkesin işi tamam. Sarayda herkes bir maaş değil, birden fazla maaş alıyor. Tam bir arpalığa dönmüş. Buradan AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Önümüzdeki hafta size sarayın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni nasıl arpalık haline getirdiğinin raporunu açıklayacağım. Arpalık haline nasıl getirilmiş, bunun raporunu açıklayacağım. Vatandaş vergi verir, nasıl bu paralar dağıtılır, kimlere dağıtılır? Kimlerin bir eli yağda bir eli balda, bunların tamamını açıklayacağım size. Önümüzdeki hafta, bir hafta sabredeceksiniz. Hiç endişe etmeyin. Bu ülkenin, bu memleketin, bu güzel vatanın her kuruşunun doğru harcanmasını isteriz. Çünkü o her kuruşu ödeyen 82 milyon. Eğer 82 milyon ödediği vergiler birilerinin cebine akıyorsa, birileri aç, soğukta doğru dürüst ısınamazken, yemek yiyemezken, evinde rahat oturamazken, birileri sarayda krallar gibi yaşıyorsa o ülkede sorun var demektir. O ülkede huzur yok demektir. O nedenle biz bu doğru bilgileri paylaşacağız ama daha sonra seçimlerde de hep birlikte gereğini yapacağız. Demokratik yollarla beyefendiyi göndereceğiz. Yerel seçimlerde yaptığımızın aynısını yapacağız. Vatandaş geçinemiyor. Esnaf geçinemiyor. Nereden biliyoruz? İşsizlikten biliyoruz. Geniş tanımlı işsizlik 8 milyona dayandı. Çiftçiden biliyoruz, geçinemiyor. Esnaftan biliyoruz, geçinemiyor. Sanayiciden biliyoruz, şikayet ediyor. Geçinemiyoruz diyorlar. Demek ki bir sorun var. Peki işçiler, olur. Biliyorum. Herkesin sorunu var, herkesin sorunu var. Biliyorum. Sarayda oturanlar hariç onların derdi falan yok. Onların keyfi yerinde. Onlar lale dönemini yaşıyorlar. Lale devrini yaşıyorlar. Bir elleri yağda, bir elleri balda. İşsizlik nedir bilmezler, yoksulluk nedir bilmezler, esnafın derdini bilmezler, çiftçinin derdini bilmezler, sanayicinin derdini bilmezler. Hortumla para alırlar, dünyanın faizini öderler, borçla Türkiye'yi yönetmeye kalkarlar. Ve Trump bağırıyor, değil mi? Ekonomini darmadağın yapacağım diyor senin. Neye göre diyor? Biliyor ki Türkiye Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilmiş vaziyette. Bir bağırıyor, dolar fırlıyor. Bir susuyor, dolar iniyor. Nasıl bir memleket? Nasıl yönetiyorlar? Kim bunun sorumlusu? Soru çok önemli. Tarihi bir soru. Bunun sorumlusu kim? Tek adam. Tek adam. Bunun sorumlusu odur. Türkiye'yi çünkü tek başına yönetiyor. Eğer tek başına yönetiyorsan bütün sorunların kaynağı sensin kardeşim. İkinci bir kişi yok. Sensin. Tabii yanına laf aramızda kimse duymasın. Damadı da almış tabii. Damatla beraber götürüyorlar. Devletin hazinesini damada teslim etmiş. El bebek, gül bebek beraber götürüyoruz diyor. O kadar ki bakın özellikle ben gerçekten de iktidar partisine oy veren vatandaşlarıma seslenmek isterim. Sizler vergi verin dediler, vergi verdiniz. Üstelik boğazınızdan keserek verdiniz. Üstelik bazen borçlanarak verdiniz. Af çıkardılar, incelenmeyeyim diye tehdit edildiniz, matrahınızı artırdınız, onu da verdiniz. Fabrikaları sattılar, onu da kullandılar. Arsaları sattılar, onu da kullandılar. Sonunda gittiler, 420 milyar dolar borç aldılar. 420 milyar dolar 17 yılda. O nedenle Trump biliyor neyi, ne olduğunu, ekonominin ne olduğunu, ne hangi noktanın zayıf olduğunu gayet iyi biliyor. Dağıtacağım seni diyor. Perişan edeceğim seni diyor. Herkes konuşuyor. İlk tepki bizden geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiçbir güç tehdit edemez dedi.
Daha şu ana kadar AK Parti'den tıkı yok. Niye yok? Ay niye yok? Niye itiraz etmiyorlar? Hangi gerekçeyle itiraz etmiyorlar? AK Partili kardeşlerimin bunu mutlaka ama mutlaka hafızaların bir yerinde tutmaları lazım. Bu memleket sıradan bir memleket değildir. Her taşının, her toprağının altında şehit kanı vardır. Eğer tehdit ediliyorsan tepkini göstereceksin. Tepki göstermiyorsan çekileceksin o zaman. Çekildik İzzet-i İkbal ile Babi hükümetten demiş şair. Çekileceksin o zaman. Yönetemiyorsan çekileceksin. Faiz geldi. Yükseliyor faizler. Dolar yükseliyor. Zamlar yağmur gibi. Yağmur gibi. Nedir bu zamlardan çektiğimiz Allah aşkına? Vatandaş bu zulme layık mı Allah aşkına? Bakın. Eylül ayında sarımsaktaki artış %42.58. Kabakta %30 küsur atları okumuyorum. Salatalıkta %27. Resmi rakam ne? %9. Millet buna inanacak sanıyorlar. Neden? Devlette liyakat öldürdüler. Bilen insanı değil, kendilerine sadık insanı getirdiler. 9 diye açıkla diyor, 9 diye açıklıyor. Efendim sarımsakta %42 önemli değil. Sen bunu 9 olarak açıklayacaksın diyor. Doğalgaza bir yılda %57 zam geldi. Elektriğe %56 zam geldi. Benzine %32 zam geldi. Enflasyonumuz %9. Resmi görüş öyle. %9. Ve millet de buna inanacak. Çaya bile, evet çaya. %15+15 iki sefer zam geldi. Şekere %16 zam geldi. Ama enflasyonumuz %9. Resmi rakam öyle diyor çünkü. Beyaz peynirin kilosuna bir yılda %61 zam geldi. Yarım kilo makarnanın fiyatına %58 zam geldi. Domatesin kilosu %40 zamlandı. Nohut %34 zamlandı. Yarım litre sütün fiyatı %14 zamlandı. Ama enflasyonumuz saraya göre %9. Daha dün trene, postaya %20 zam geldi. Köprülere bir yılda gelen zam %165. Ama enflasyonumuz %9. Tabi diyor yersen. Ben bunu söylüyorum, yerseniz diyor. Ama bu millet yemeyecek. Önümüzdeki seçimlerde bunu gösterecek. %100 buna inanıyorum. Önümüzdeki seçimlerde gerekli dersi verecek. Kırmızı Es Sanayicileri Başkanı bir açıklama yapmış. Ve Üreticileri Birliği diyor ki, son bir yılda maliyetlerimiz %50 arttı diyor. Tüketim %40 daraldı. İnsanlar artık kırmızı et alamıyor yani. %40 daraldı. %20 zam yapmak istiyoruz. Ancak iş piyasada tüketim düştüğü için kimse korkudan fiyatları artıramıyor. Millet et yemez noktaya geldi. O noktaya getirdiler. E bunu da herhalde AK Parti'ye oy veren değerli kardeşlerim hafızalarının bir köşesine yazıyorlardır. Tren ve posta ücretlerine de zam geldi. %20 zam geldi. Buradan kamyon şoförlerine, taksi şoförlerine, otobüs şoförlerine, tır şoförlerine seslenmek isterim. Özellikle de kamyon şoförlerim. Günün 24 saati çalışırlar bunlar. Direksiyon kullanırlar. Türkiye'yi bir uçtan bir uca kat ederler. Tükettiğimiz gıdaların büyük bir kısmını bunlar taşırlar. Alın teri dökerler. Bunların belli güzergahlarda konakladıkları yerler vardır. O oraların mutfağı çok güzeldir. Fırsat buldukça ben de kamyon şoförlerinin geldiği bu yerlere ben de uğrarım. Onlarla birlikte yemek yerim. Onlar bana dertlerini anlatırlar. Ben de dertlerini büyük bir dikkatle dinlerim. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Hepsinden şikayet dinlerim. Mazota zam geldi, benzine zam geldi, yedek parçaya zam geldi, geçinemiyoruz diye dünyanın şikayetini yaparlar. Otoyoldan, otobandan, köprüden, tünelden geçişlere büyük zamlar geldi. Nasıl ödeyeceğiz bu parayı diye. Geçmek istemiyoruz ama bizi zorla trafik polisleri o yoldan geçeceksin ve para vereceksin diyorlar. Ve bunun altında kalıyoruz diyorlar.
kamyon şoförü kardeşlerime de seslenmek isterim. Senin derdini hiçbir siyasi parti dile getirmedim. Bütçe görüşmelerinde kamyon şoförlerinin sorununu dile getiren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Burada da bu salı toplantısında da kamyon şoförlerinin, otobüs şoförlerinin, taksi şoförlerinin, minibüs şoförlerinin dertlerini dile getiriyoruz. Çünkü onlar havadan para kazanmıyorlar. Alın teri döküyorlar. Emek harcıyorlar. Evlerine helal ekmek götürmek istiyorlar. Çoluk çocuğuyla beraber huzur içinde yaşamak istiyor. Eğer bir otobüs şoförü akaryakıt yerine 10 numaralı yağ yakıyorsa işte otobüsler yanıyor. Bir servet gidiyor aslında. Sorumlusu kim? İktidarda olanlar. O nedenle direksiyon sallayan bütün şoförler için, ister taksi, ister tır, ister minibüs, ister kamyon olsun, hepsine müştereken sesleniyorum. Sorununu biliyorum. Derdini de biliyorum. Nasıl çözülmesi gerektiğini de biliyorum. Yaratılan gelirin hakça paylaşılması gerektiğini de biliyorum. Bunun yolu seni düşünen siyasi iktidara oy vermektir, partiye oy vermektir. O nedenle ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak sizlerin oyuna talibim. Sizlerin oyunu istiyorum. Huzur için istiyorum. Bereket için istiyorum. Düne kadar diyorlardı ki vergiyi tabana yayacağız. Şimdi zammı tabana yaydılar. Herkes zamdan nasibini alıyor. Herkes. Okula giden çocuk kalem alırken o da zamlı kalem fiyatını ödüyor. Defter alırken ödüyor. Bez alırken ödüyor. Vergi dışında ayrıca ödüyor. Bir vergi ödüyor, bir de zamlı fiyat ödüyor. Yani çift kaymaklı hazineye para gidiyor. Para gidiyor da ne oluyor bu paralar? Ne oluyor bu paralar? Bu paralarla fabrika yapılsaydı işsizlik olur muydu? Olmazdı. Bu paralarla fabrika yapılsaydı Türkiye büyük, güçlü ihracat ülkesi olsaydı böyle olur muydu? Nereye gitti bu paralar? Nereye gitti? Özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Sor kardeşim, vicdanına bir sor. Nereye gitti bu paralar? Fabrikalar kapanıyor. Neden? Dışarıdan nohut getiriyoruz. Neden? Dışarıdan mercimek getiriyoruz. Neden? Ya Türkiye'de ekilmiyor mu bunlar? Sorması lazım. Hepimizin sorması gerekiyor. Tek adam rejimine geçerken sarayda oturan zat şunu söylemişti. Siz bu kardeşine bir yıl önce, fazla değil, bir yıl önce söylemişti. Siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ondan sonra bu faizle, dolarla, şununla, bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz diyordu. Ekonomi şaha kalkacak, Türkiye'de uçacak diyordu. Doğru, Türkiye uçtu. Yokuş aşağı. Yokuş aşağı uçtu. Peki Türkiye şaha kalktı mı? Hayır. Yetkiyi aldın. Saray şaha kalktı, eyvallah, orada tamam. Orada bir sorun yok zaten. Ama 82 milyonun nefesi kokuyor ya açlıktan, perişanlıktan. Gidin ailelere bakın, mutfaklara bakın. Yangın var. Bütün bu tablo dururken saraydakiler bu sorunu çözmek için bir adım attılar mı Allah aşkına? Bir kişi nasıl iş bulacak diye çalıştılar mı? Bir kişi nasıl iş bulacak diye çalıştılar mı? Emek harcadılar mı? Bunların hiçbirisi yok değerli arkadaşım. Çiftçilere de seslenmek isterim. Bir dönem dediler ki hiç meraklanmayın. Traktörün deposunun yarısı sizden, yarısı bizden dediler. Evet, yarısı sizden, yarısı bizden. Şimdi çiftçi kardeşlerime sesleniyorum. Allah aşkına traktörün deposunun yarısını aldınız mı onlardan? Söz vermişlerdi. Yarısı sizden, yarısı bizden. Ne oldu bu yarılar? Ne oldu? Çiftçi perişan, elde traktör de kalmayacak bu gidişle. Onu da satacaklar. Biliyorum, biliyorum. Ben bunu dile getirince sarayda oturan zat biz çiftçilere her türlü desteği yapıyoruz demiş. Her türlü desteği. Çiftçinin durumu çok iyi ama Kılıçdaroğlu bunu doğru söylemiyor diyor. Ya bana inanmıyorsan git Şanlıurfa'ya. Bana inanmıyorsan git Denizli'ye. Bana inanmıyorsan git Hatay'a. Sor bakalım ya. Çiftçiye sor. Durumun iyi mi kötü mü? Ama gidemez. Soramaz. Neden?
Beyefendi sarayda oturuyor. Giderse 10 bin kişilik korumayla gidecek. 10 bin kişilik koruma, vatandaş nasıl yaklaşacak da derdini anlatacak? Derdini anlatsa yarın hapse girmeyeceğinin garantisini kim veriyor? Benim sözümü dinleyeceksin arkadaş. Sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine aykırı davranıyorsun. Kanun çıktı. Tarım kanunu. 21. madde. Diyor ki, aynen okuyayım. Çiftçilere destekleme için diyor. Bütçeden ayrılacak kaynak gayri safi milli hasılanın %1'inden az olamaz. 2006-2019. Çiftçiye ödemesi gereken para ne kadar? 269 milyar lira. Ödemesi gereken para kanuna göre 269 milyar lira. Peki bugüne kadar ne kadar ödendi? Bugüne kadar ödenen para 121 milyar lira. Çiftçinin hakkı olup da Erdoğan tarafından verilmeyen paranın miktarı 148 milyar lira. Her çiftçinin alacağı var. 148 milyar lira çiftçiye ödenmesi gerekip de ödenmeyen para. Şimdi bana söyleyin. Kılıçdaroğlu'nun rakamları doğru değildir değil. Diyemezler. Söyleyemezler. Çünkü bu rakamlar bana ait değil. Bu rakamlar bizim zaman zaman eleştirdiğimiz devletin resmi rakamları. Onun %1'ini alıyoruz. %1'ini. Çarpıyoruz yılla. Ödenmesi gereken para çıkıyor. Ödenen para da var. Bakıyoruz ki 148 milyar lira eksik para ödenmiş çiftçilere. Çiftçiye yok. Esnafa yok. Sanayiciye yok. İşsize hiçbir şey yok zaten. Asgari ücretliye yok. Emekliye yok. Peki paralar kime gidiyor? Öyle birilerine gidiyor. Yandaşa gidiyor paralar. Örnek mi istiyorsanız? En somut örneği, en somut. Türkiye Varlık Fonu'nu kurdular. Türkiye Varlık Fonu'nu çiftçiler için mi kurdular? Hayır. Emekliler için mi? Hayır. Sanayiciler için mi? Hayır. Türkiye Varlık Fonu'nu yandaşlar için kurdular. 3 tane yandaş bir bina yapıyorlar. İstanbul Finans Merkezi diye. Bina yarıyken diyorlar vallahi iflas etmek üzereyiz. Bitiremiyoruz. Hemen koşuyorlar. 1 milyar 670 milyon lira para verip binayı satın alıyorlar ve onları kurtarıyorlar. Çiftçiyi niye kurtarmıyorsun? Esnafı niye kurtarmıyorsun? Üreten sanayiciyi niye kurtarmıyorsun? Paralar buralara gidiyor. Buralara gittiği için de işsizlik oluyor. İki soru soracağım. İki ayrı konudan soru soracağım. Defalarca sordum. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu bir sordu unuttu. Hayır, unutmadım. Bir, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir vakıf kurdunuz. Dediniz ki 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için kampanya açıyoruz, para topluyoruz. O dönem toplanan para 100 milyar dolar civarında. 100 milyon dolar affedersin. 100 milyon dolar civarında. O dönemin parasıyla 100 milyon dolar. Aradan geçti bu kadar süre. Bu para nereye gitti? Nereye gitti bu para? Hani 15 Temmuz gazileri var. Zaman zaman bizi eleştirirler. Şehit yakınları var. İktidara yakın zaman zaman bizi eleştirirler. Bizi eleştirmelerine rağmen onların hakkını savunan tek parti biziz. Eleştirmelerine rağmen. Para nereye gitti? Parayı kime verdiniz? Nerede bu para? Aradan geçmiş bu kadar süre. 15 Temmuz neredeyse unutuldu. Nereye gitti bu para? İkincisi tank palet. Sanıyorlar unuttum tank palet olayını. Sakarya Arifiye'de 1 milyon 408 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu Avrupa'nın en büyük tank silah entegre tesisi. Avrupa'nın en büyük. Değeri 20 milyar dolar. Bedava. Bedava. Altını çiziyor. İhalesiz BMC grubuna verdiler. Bedava ve ihalesiz. Bir yandaş şirkete verdiler. Bakın değerli arkadaşlar. Bu fabrikada fırtına obüsleri yapılırdı. 40 kilometredeki bir noktayı şaşmadan vuran bizim ürünümüz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ürünü. O fabrikada üretiliyor. Şimdi değerli arkadaşlarım,
fabrikanın o bölümünü, yani obüs toplarının üretildiği bölümü 28 Aralık 2018 tarihinde bedelsiz olarak 2 yıl süreyle BMC şirketine verdiler. Tarih verdim. 28 Aralık 2018. İhalesiz 2 yıl süreyle verdiler. Niçin veriyorsunuz? Şimdi orada ne oluyor? 2 yılda ne olacak orada? Bunun cevabını bekliyorum. Tıpkı 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan paralarda olduğu gibi. İkinci bir şey daha soracağım. Yine tank paletle ilgili. Tank palet fabrikasının asıl ismi Arifiye 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı'dır. Asıl isim bu. Merkez Komutanlığı'nın fabrikası. Milli Savunma Bakanlığı ve orduya ait bir fabrika. Ama bu fabrikayı birilerine peşkeş çekmek için anonim şirkete dönüştürdüler. 17 Ocak 2018 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi. Gazeteler de buradan. Orada diyor ki, askeri fabrika ve tersanelerin Türk Silahlı Kuvvetleri için yapılmakta oldukları faaliyetleri aksatmamak kaydıyla Türk Silahlı Kuvvetleri için yapmakta oldukları faaliyetleri aksatmamak kaydıyla iş veya ihale alabilirler. Yani önemli olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerini aksatmamak. Onun ihtiyaçlarını karşılayacaksın. Aksatmadan şu işleri de yapabilirsin diyor. Değerli arkadaşlar, 31 Mayıs 2018, yani 3 ay sonra yine Ticaret Sicili Gazetesi'nde bu maddede bir değişiklik yapılıyor. Değişiklik şu: askeri fabrika ve tersanelerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla üretim yapabilir maddesini buradan çıkarıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla cümlesi buradan çıkarılıyor. Şimdi ben AK Parti'ye oy veren değerli vatandaşlarıma sesleniyorum. Onların vicdanlarına sesleniyorum. Onların adalet duygusuna sesleniyorum. Ülkücülerin de milliyetçilik duygularına sesleniyorum. Onların da vicdanına sesleniyorum. Onlar da, ben inanıyorum, bu ülkede 82 milyon vatanseverdir. Ama şu sorunun cevabını sarayda oturan zata sormak isterim. Sen hangi gerekçeyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla cümlesini oradan çıkarırsın? Bu sorunun cevabını istiyorum. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla. Demek ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerini aksatabilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Kim yapıyor? Sarayda oturan zat yapıyor. Tank palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesi vatana ihanettir. Bir daha söylüyorum. Versinler mahkemeye. Önüne geliyor, mahkemeye veriyorlar. Versinler bunun için de mahkemeye. İşte ise gidelim bir hakimin önünde anlatalım. Neyin ne olduğunu anlatalım. Ama arkadaşlarımız dava açtılar. Dava açtılar, davayı takip edeceğiz. Onlar yapmadı ama biz bu işlemin iptali için dava açtık. Hepimizin gündeminde zamlar var, yoksulluk var, geçim sıkıntısı var, işsizlik var, bunlar var. Ama hepimizin gündeminde bir de Suriye konusu var. Orta Doğu bataklığı var. Ta en başından söyledik. Orta Doğu bataklığına girmeyin dedik. Türkiye'nin orada ne işi var dedik. Suriye ile dost olalım dedik. Orta Doğu ile dost olalım dedik. Orta Doğu ile Arap halklarıyla kavga etmenin mantığı yoktur dedik. Bizim tarihi bağlarımız var. Bizim kültürel bağlarımız var. Bizim inanç bağlarımız var. Bizim akrabalık bağlarımız var. Neden düşman oluyoruz birbirimize? Neden kavga ediyoruz biz? Bunu defalarca söyledim. Defalarca. Suriye ile, Irak'la, İran'la Türkiye bir araya gelip Orta Doğu'yu bir barış havzasına döndürebilirler. Emperyal güçlerin neden oyuncağı oluyoruz? Bir tarafta Amerika, bir tarafta Rusya. Biz neden ikisinin arasında sürekli gidip geliyoruz?
İkisinden talimat alan bir saray devletine dönüştük. İkisinden de ayrı ayrı talimat alan bir saray devletine dönüştük. En ağır hakaretler yapılıyor. En ağır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görmediğimiz ağır hakaretlere muhatap olduk. Kimin yüzünden? Saray yüzünden. O ağır hakaretleri duyuyorlar, koşa koşa Amerika'ya gidiyor. Hala koşa koşa gidiyorlar. Bir fotoğraf çektirmek için yapmadıkları, atlamadıkları takta kalmadı. Rezalet bir üstüne rezalet. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak bu kadar ağır hakareti asla kabul etmiyorum. Asla. Ama saraydakiler işlerine sindiriyorlar. Anlamıyorum. Bunlar tarihimizi de bilmiyorlar. Milli Kurtuluş Savaşı'nı bilmiyorlar. O savaşı hangi koşullarda verdiğimizi bilmiyorlar. Bir taraftan bir tarafa savruluyorlar. Yönetilmeyen, savrulan bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Defalarca söyledik bunu. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Yapmayın, etmeyin dedik. Türkiye zararlı çıkar dedik. Suriye'den kim karlı çıktı? Özellikle AK Parti'ye oy veren ve milliyetçi olduğunu ifade eden ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Kim karlı çıktı Suriye politikalarına? Kim? Ben söyleyeyim. Amerika karlı çıktı. İki, Rusya karlı çıktı. Kim zararlı? Biz zararlıyız. En büyük zararı kim gördü? Suriye'deki Türkmen kardeşlerimiz gördü. Darmadağın ettiler orayı. Darmadağın ettiler. Ve şimdi Orta Doğu bataklığının içinde debelenen bir Türkiye gerçeği var. Üzülerek ifade edeyim. Debelenen bir Türkiye gerçeği var. Ne diyorlardı? Öyle gaz vermişlerdi ki emperyal güçler. Erdoğan'a öyle gaz vermişlerdi ki havaya girmişti. 24 saat içinde gideceğim Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılacağım. E buyur kıl bakalım. Buyur kıl bakalım. Bu kadar gazla giderse akılla değil. Akılla değil. Mantıkla değil. Birilerinin gazıyla gidersen işte seni Orta Doğu bataklığına böyle sokarlar. Ben Orta Doğu bataklığı dediğim zaman vay efendim sen Orta Doğu'ya nasıl bataklık dersin diye kızıyorlardı. Bugün kendileri de kullanıyorlar. O noktaya geldiler. Değerli arkadaşlarım, gözlem noktalarımız, İdlib'de gözlem noktalarımız sorunlu. 9 numaralı gözlem noktasına Rusya izin verdiği ölçüde oraya bir şeyler götürüyoruz. Ve Rusya'nın kontrolünde götürüyoruz oraya. Ve bizim askerlerimiz Rus askerleri tarafından korunuyor. Saraydakiler bunu yutuyor. Saraydakiler bunu hazmediyor. Ben hazmedemiyorum. Benim ağrıma gidiyor. Çünkü ben onlar gibi değil. Gerçek milliyetçiyim. Gerçek, hakiki milliyetçiyim. Saf milliyetçiyim. Memleketimi savunurum. Taşını toprağını savunurum ben. Altı okumuzdan birisi milliyetçilik. Evet milliyetçiyiz. Vatanımızı seviyoruz. Bayrağımızı seviyoruz. Güvenlik güçlerimizi seviyoruz. Askerimizi, polisimizi seviyoruz. Hiç kimsenin burnu kanamasın istiyoruz. Barış içinde yaşamak varken neden elin oğlunun söylemleriyle oralara giriyoruz? Hangi gerekçeyle giriyoruz? Yazık günah değil mi bu memlekete? Bıraktık Suriye'yi, ta gittik Mısır'la kavga ediyoruz. Niye kavga ediyoruz? Şimdi Suriye'ye silah gönderdik, şimdi de Libya'ya silah gönderiyoruz. Libya'ya gönderiyoruz. Niçin? Oradakiler de Müslümanlar birbirini öldürsün diye. Değerli arkadaşlarım, en baştan beri uyardık. En baştan beri. Oysa bir dönem ne kadar güzeldi. Suriye'nin devlet başkanı Türkiye'ye gelirdi. Türkiye'de devlet başkanı oraya giderdi. Beraber tatil yaparlardı. Sohbetler yapılırdı. Futbol karşılaşmaları yapılırdı. Bütün bunların hepsi olurdu. Kimse de niye bunu yapıyorsunuz demedi. Herkes hayatından memnundu. İthalatı vardı, ihracatı vardı. Sanatçılar gider gelirdi. Her şey çok güzeldi.
Ama birdenbire bir sabah kalktık, en büyük düşman Suriye. Niçin? Niçin? Hangi gerekçeyle? Bakın biz CHP olarak neler yaptık? Onu da söyleyeyim. Vicdan sahibi herkese seslenmek istiyorum. Vicdan sahibi, ahlak sahibi herkese seslenmek isterim. Suriye'de karışıklık çıktığı zaman Eylül 2011'de Suriye yönetimiyle bizim arkadaşlar gidip görüştüler. Suriye'de karışıklıklar olmasın diye. Yine Aralık 2012'de de Suriye muhalefetiyle görüştük. Yani hem Suriye'nin iktidarı hem Suriye'nin muhalefetiyle görüştük. Dedik ki kavga etmeyin, barışın. Kendi sorununuzu kendiniz çözün. Biz bunu yaptık, milletvekilleri gönderdik oraya. Ama iktidar silah gönderdi, biz milletvekili gönderdik. Barış olsun orada diye. İnsanlar birbirlerini öldürmesinler diye. Kadınlar, küçücük çocuklar mahvolmasın, öldürülmesin diye yaptık. Nisan 2012'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir genel görüşme önergesi verdik. Dedi ki meclis Suriye konusunu bir oturup konuşsun. Nedir bu Suriye'de olanlar bitenler? Yine biz yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi yaptı. Nisan 2012'de yine Cumhuriyet Halk Partisi olarak Arap Baharı Konferansı düzenledik. Bütün Arap ülkelerinin hem birikimli hem deneyimli siyasetçilerini, gazetecilerini davet ettik. Bütün Arap coğrafyasından, Arap dünyasında barışı nasıl yapabiliriz? Türkiye ile Arap dünyası arasındaki sıcak, samimi, akrabalık ilişkilerine dayalan, ekonomiyi de güçlendirecek olan ilişkileri nasıl büyütebiliriz diye bir uluslararası konferans düzenledik. Yetmedi. 4 Ağustos 2012'de Türkiye'de bir uluslararası Suriye konferansı düzenlesin diye Erdoğan'a çağrı yaptı ve mektup gönderdi. Elinin tersiyle itti. Türkiye'de konferans mı olur? Uluslararası Suriye konferansı. Ama Trump Cenevre dedi, koşa koşa Cenevre'ye gitti. Hani yoktu? Niye oraya gidiyorsun o zaman? Sen düzenle. Aktör olacaksan sen aktör ol. Sorun çözeceksen sen sorunu çöz. Neden birilerinin gölgesine sığınıyorsun? Bu benim ağrıma gidiyor. Komşu Amerika'nın komşusu değil, Rusya'nın komşusu değil ama benim komşum. Ben sorunu çözeyim. Neden onlar çözüyorlar ve onların gölgesinde bir yerlere tutunmaya çalışıyorsun? Cenevre görüşmeleri devam ediyor. 3 Şubat 2013'te Sosyalist Enternasyonel'de dedi ki bir Suriye çalışma grubu oluşturalım ve oluşturduk. Uluslararası bir Suriye çalışma grubunu Sosyalist Enternasyonel'de oluşturduk. Mart 2013'te dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a bir mektup yazıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin Suriye sorununun nasıl çözüleceğine ilişkin bir mektup gönderdik. Yetmedi. Haziran 2016'da Suriyeli sığınmacılarımız vardı. 3,5 milyon Suriyeli. Bu Suriyelilerin durumu ne olacak? Suriyeliler kendi ülkelerine hangi koşullarda gidecek? Bununla ilgili 2 rapor hazırladık. Yetmedi. Mayıs 2018'de seçimler vardı ve seçimlerde ilk kez, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasal parti dış politikayla ilgili bir proje üretti. OBİT, Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuralım dedik. Türkiye, İran, Irak ve Suriye. 4 ülke bir araya gelsin. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kuralım. Ya sorunumuzu biz çözemiyor muyuz? Niye Amerika, niye Rusya? Oturalım biz hep beraber, kendi sorunumuzu kendimiz çözelim. Kendi göbeğimizi kendimiz keselim. Ha Rusya gözlemci olsun, Amerika gözlemci olsun, Avrupa Birliği gözlemci olsun, İsrail gözlemci olsun. Buna itirazımız yok. Ama biz kendi sorunumuzu kendimiz çözelim. Egemen güçlerden bu bölgeyi kurtaralım. Bunu da söyledik. Eylül 2018'de İdlib konusunda Türkiye çok sıkıştı. 6 maddelik bir çağrı yaptık. Ve Ekim 2019'da yani bu ayın başlarında Suriye'de barışa açılan kapı diye uluslararası bir Suriye konferansı düzenledik. Bakın değerli arkadaşlar, memleketimizi seviyoruz ama komşularımızı da seviyoruz. Memleketimizde hiç kimsenin burnu kanamasın diyoruz ama komşularımıza da kimsenin burnu kanamasın diyoruz.
Komşuda yangın çıkıyorsa yangına müdahale etmezseniz o yangın size sıçrayacaktır. Terör örgütlerine destek verdi Türkiye bir dönem. Hala da destek veriyor. İdlib'de destek veriyor. Bütün dünya bunları biliyor. Şimdi ben hepinizin huzurunda 82 milyon adına Erdoğan'a 7 maddelik bir soru soruyorum. 7 maddeden oluşan bir soru soruyorum. 7 maddeden oluşan 7 soru daha doğrusu Erdoğan'a soruyorum. Eğer bu ülkeyi seviyorsa, bu ülkenin çıkarlarını savunuyorsa ve bu ülke için çalıştığını iddia ediyorsa 7 soruya cevap istiyorum ondan. 7 soruya. Sorulardan birisi şu. Bir zamanlar dost olduğumuz Suriye ile durup dururken neden kavgalı hale geldik? Bir zamanlar dosttuk. Neden kavgalı hale geldik? Sana yani Erdoğan'a Suriye'nin iç işlerine karış diyenler kimdi? Kimlerdi bunlar? Kimler seni aldı Suriye batağına sürükledi? Ben bunun cevabını istiyorum. İkinci soru şu. Türkiye'deki Suriye'deki teröristlere Türkiye üzerinden silah gönderenler kimlerdi? Meşru olmayan bu yolu sana kimler önerdi? Bu gayrimeşru yolu sana önerenler hala senin yanındalar mı? Silahlar geliyordu Türkiye'ye. Karayolu ve hava yoluyla geliyordu. Tırlara bindiriliyordu. Yasa dışı meşru olmayan yollardan Suriye'deki teröristlere gönderiliyordu. Sana bunu kim önerdi? Bu silahları sana kim verdi? Al Suriye'ye götür diye. Müslümanı Müslümana kırdır diye kim sana söyledi? Ben bunun cevabını bekliyorum. 3. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelip Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen teröristlere geçiş imkanı sağlayın diyenler kimlerdi? Dünyanın her tarafından teröristler geldi Türkiye'ye. Türkiye'den bulundular, alındılar, Suriye'ye götürüldüler. Sana kim bu teröristleri Türkiye üzerinden geçir dedi ve bunun telkinini sana kim yaptı? 4. sorumuz. Astana sürecinde İdlib'deki teröristlerin elinden ağır silahları alacağı sözünü verdi. Evet, dedi ki ben İdlib'de teröristler var, söz veriyorum onların elindeki ağır silahları alacağım. O sözü verdin. Bu sözünü dahi yerine getirememişken şimdi Fırat'ın doğusundaki tutuklu IŞİD teröristlerini ABD'den devralmaya kalkıyoruz. Evet, IŞİD'in teröristlerini Trump dedi ki sana veriyorum. Sen bundan sonra devral dedi. Biz teröristlerin bekçisi miyiz? İdlib'de teröristlerin bekçiliğini yapıyoruz. Şimdi diğer yerde de IŞİD teröristlerin bekçiliğini yapacağız. Bu tablo Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışıyor mu? 5. soru. Suriyeli sığınmacıların maliyeti, bize maliyeti 40 milyar lira. 40 milyar dolar affedersiniz. Kendileri söylüyorlar. Suriyeli mültecilerin yani sığınmacıların bize maliyeti 40 milyar dolar. Peki Suriye bataklığının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne maliyeti ne kadar? Trump ne dedi? Ben Amerikan vatandaşlarının ödediği vergileri oraya harcamayacağım dedi. Erdoğan sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödediği vergiyi niye o bataklığa harcıyorsun? Ben bunu sormayacak mıyım? 6. Amerika ile bir telefon görüşmesi üzerine mutabaka sağladığın anlaşılıyor. Ama ortağın yani Trump haddini aşarsan ekonomini mahvederim diyecek kadar cüretkar ve küstah. Ne için söz verdin? Haddini aşmayacağın nokta nedir? Operasyonun sınırları hakkında bir anlaşmaya vardın mı? Bunun da cevabını bekliyoruz. Ve 7. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığını hala sürdürüyor musun? Eş başkanlığın Türkiye'ye ne faydaları oldu? Yedi sorunun cevabını bekliyorum. Tezkere bugün görüşülecek. Orada askerlerimiz var. O askerleri korumamız lazım. O askerlerin burnunun kanamaması lazım. O nedenle bu tezkereye askerlerin hatırı için orada oğlunu gönderen askerlerin annelerinin hatırı için o çocukların burnu kanamasın diye bu tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz.
Evet, işin acı tablosu budur. Türkiye o askerlerin hatırı için. Yazıktır, günahtır. Bütün bu tabloyu milletin önüne koymakta benim namus borcumdu, vicdan borcumdu, siyaset borcumdu, ahlak borcumdu. Bu tablo Türkiye'nin yaşayacağı bir tablo değildir. Ve bu tablodan biz çok rahatsızız. Bu tablonun düzelmesi lazım. Bu tablonun düzelmesi için de bize kulak vermeleri lazım. Bizi dinlemeleri lazım. Doğruları söylüyoruz. Ahlaklı olarak doğruları söylüyoruz. Türkiye'nin çıkarlarını savunuyoruz. Savunmaya da devam edeceğiz. Ama gidip de Trump'a teslim olan bir adamdan bu memlekete hayır gelmez. Onun da altını çizmek isterim. Oturumu kapatıyorum.